Kanalıma hoş geldiniz. Hoş gel Blog yapma ile ilgili videomuza yine devam ediyoruz. Şimdi ise sizlere e, kayıtlardan nasıl bir sayfaya yazı ekleriz onu anlatacağım. Öncelikle ne haberi yapmak istiyorsanız onunla ilgili resimleri mutlaka toparlamanız gerekiyor ve ne yazmanız gerektiğinde mutlaka e, kendi kafanızı kurgulamanız gerekiyor. Şimdi temamızı zaten seçmiştik geçen videoda. Kayıtlar kısmına tıklıyoruz. Daha sonra yeni yayın kısmına bastığımız zaman şu şekilde karşımıza bir ekran gelecektir. Bu ekran bize yardımcı olacak. Böylelikle haberlerimizi rahat bir şekilde hemen yapabileceğiz. Öncelikle yayın başlığı. Yayın başlığı ben mesela burada videolarımdan Scratch 3 ile ilgili videoları tekrar sitede göstereceğim için ben bölüm bölüm alacağım. Mesela bölüm 52'yi şu an haber olarak yapmak istiyorum. Yukarıya bölüm 52 diyorum. Sonra açıklamasını yazıyorum. Orada cümle çeviri blokları diye videonun ismini atmıştım. Aynı ismi tekrar yapacağım. Şimdi buraya geldikten sonra benim ilk başta resim koymam gerekiyor. Çünkü haberlerimiz sadece yazıyla değil. Önce sitemize girdiğimiz zaman resim olması gerekiyor. İsterseniz bir deneyelim. Şuradan resim ekle kısmına tıkladıktan sonra Burada hiçbir resim olmayacak veya bir blokta blok da daha önce yapmışsanız e, hepsinde burada e, resimleriniz gözükecektir. Yani telefonundan, web kamerandan vesaire bizim için oralar önemli değil. Şimdi yükle kısmına geliyoruz. Dosya seç diyoruz. Evet Scratch 3 Türkiye için gel resimler. Bakın bölüm 52'nin resimlerini ben hepsinin içine attım. Hepsini seçiyorum ve daha sonra aç diyorum. Hepsini aynı anda yükleyebiliyorum. Zaten şu var, tekrar yükleme yaparsanız yükleme, yükle, e, yüklenecek olanlar daha sonra e, aşağı doğru yani sonrasına doğru ekleniyor. O yüzden hiçbir sıkıntı kalmıyor. Karışmıyor yani. Şimdi ben ilk resmim ana ekranımda gözükmesini istediğim yer şurası olsun. Seçileni ekle diyorum. Şimdi buraya ba üstüne bastığım zaman değişik seçenekler var. Bakın bunu küçük, orta, geniş, çok büyük, orijinal boyut vesaire sağ, sol, işte başlık ekle bunların hepsini veya kaldırabilirsiniz de kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Küçük de yapabilirsiniz. Daha sonra ise sadece resim gözükmesini istiyorsanız bu şekilde e, ne yapacaksınız? Altında bakın şurada atlama aralığını ekle diyeceksiniz. Sadece resim gözükür. Veya e, belli bir sayı e, yazı yazabilirsiniz. Çünkü ekranınızda eğer e, sizin yaptığınız çalışmanın yazısında, e, yazısı varsa resimlerin yazısı. O yüzden de ne olacaktır? Sizin için kolaylık olacaktır. Ona dikkat edelim. E, şimdi... Normalde bazı yerlerde sadece resim gözükebiliyor. Bazı yerlerde yazı gözükebiliyor. O yüzden sizin yüklediğiniz temanın durumuna göre sizde ayar çekmeniz gerekiyor. Ama temaların çoğunda mutlaka yazılar vardır. O yüzden bir yazı yazmanız sizin için de iyi olacaktır. Ne yapabiliriz? Şöyle bir kısa bir yazılım şeklinde bir yazı yazabiliriz. Daha sonra da şöyle hemen şu kısmı yani atlama aralığı ekle dediğim zaman artık buradan sonrası gözükmeyecek ve ilgili kişi sitedeki linke tıkladığı zaman haberimizin diğer kısımları açılacak. Daha sonra da diğer resimleri de alabilirsiniz. Şu ikisi resmi de buradan kontrol'e basıyorum, basık tutuyorum ve diğer resme tıklıyorum. İkisi de seçili oldu. Seçilenleri ekle diyorum. Evet yine haberimizin üstüne gitmiş. Tekrar silelim. Şu delete tuşuyla siliyorum. Evet. Şu şekilde ortaladı yazıyı. Yazıyı şöyle sol tarafa çekelim. Alt tarafa indim. Biraz Enter'a basayım 2-3 kere. Tekrar resimleri yükleyelim. Seçilenleri ekle. Arda arda ekledi. Bunların üstüne altına yazıları yazabilirsiniz. Evet şu şekilde yazılarımı yazdım. Ne yapmamız gerektiğini kısaca anlattım. Şimdi şöyle bir durum daha söz konusu. Benim bildiğiniz gibi blogumu yapmamın sebebi internet üzerinde de yapmış olduğum videoları da burada göstermek istemem. O yüzden benim ne yapmam gerekiyor? Bir kere e, videomu da ek, aşağı doğru eklemem gerekiyor ki giren kişiler ne yapsın? E, bu şekildeki bloğumda benim videomu da izleyebilsin. O zaman ne yapacağım? Video ekle kısmına tıklıyorum. Daha sonra buraya videoyu sürükleyin demiş. Halbuki ben onu yapmayacağım çünkü ee, yüklemek istediğim zaman da belki de bende bu blog sistem belli bir e, boyut olduğu için e, Belki de videoyu yükleyemeyeceğim sonradan O yüzden ben YouTube'dan hemen kendi Şurada görmüş olduğumuz adresi yapıştırdım araya bastım buldu direkt Hemen seçiyorum seçtikten sonra seç diyorum Aşağı doğru hemen videom ne yapmış oldu gelmiş oldu Buraya tıklarken yine ortala bölümüne geliyorum videomu seçti bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde hemen karşımıza geldi. Tabii ki burada görmüş olduğunuz gibi videom çok küçük boyutlu. Ben ne yapabilirim? HTML kısmına bakın burada tıklıyorum. Kod kısımlarında benim videomun bulunduğu yere dikkat edin. Şurada iframe dediğimiz kısımda benim zaten belli oluyor. YouTube diye hemen zaten gözüküyor. Burada gömme kodu var bakın burada. Embed embed diyor bunu diyor sen diyor buradan değiştirebilirsin. Bakın diyor 320 266. Buradan isterseniz bu oranı kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani buradan 320 değil de 400 yükseklikte 266 değil de 300 alalım. 300. Sonra tekrar oluştur kısmına gelelim. Evet, tekrar şöyle geri ala basarak. Evet görmüş olduğunuz gibi videomuz biraz daha büyüdü. İsterseniz işte yazınıza göre tabii ki blog sitenizi açtıktan sonra bu yazıların durumuna göre siz de o videoyu büyütüp küçültebilirsiniz. Bu sayede video eklemede yapabilirsiniz. Hatta videonun üstüne de şu şekilde hemen Hatta bunu da ortalayabilirsiniz şu şekilde. Böylelikle hatta bunun rengini değiştirebiliriz. Buradan istediğimiz rengi koyabiliriz. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tabii ki vurgula vurgulayıcı bir renk olursa daha güzel olur. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hatta puntosunu kalın da yapabilirsiniz. B'ye bastığınız zaman kalın olur. Değişik tabi ki yazı stilleri var. Bunların hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan madde numaraları yapabilirsiniz. Basit düzeyde yapabilirsiniz. Evet sayfamızı ayarladıktan sonra istediğimiz gibi daha sonra ne yapıyoruz? Yayınla kısmına basabilirsiniz. Veyahut da kaydet derseniz sadece kaydedecektir. Yayınlamayacaktır. Ön izlemeye, ön izlemeye basalım. Direkt olarak ne yaptı hemen? Ön izleme diye bakın karşımıza geldi. Burada haberimizin içeriğini gösteriyor nasıl olacağını. Görmüş olduğunuz gibi bütün kısımlarını gösteriyor. Bakın burada sizlere anlatacağım kısmı da gözüküyor. Yani e, ilk baştaki sayfadaki değil kapatalım burayı. Tekrar gelelim. Şimdi kaydet biz yayınla diyelim. Yayınla'ya basalım. Şu an ne oldu? Hemen kayıtlar bölümüne gelmiş olduk ve şu an yayınlandı. O zaman blog sitemizi görüntüle diye basıyoruz. Şu şekilde ana sayfada görmüş olduğunuz gibi haberimiz yayınlandı. Bu şekilde yayınlanmış oldu. E, Sizlerde ne yapabilirsiniz? Bu şekilde ayarınızı yapabilirsiniz. Yalnız şurada bir tane yanım sönen bir şey var. Orada büyük bir ihtimal e, bizim temamızla alakalı mutlaka bir bölüm vardır. Orayı arıyor olabilir. E, tabii ki ben de onları çözdükçe size anlatacağım. Çünkü her temanın kendine göre farklı görüntüleri, tasarımları olabiliyor şu an ilk kısmı yayınlar kısmında hemen ne yapmış olduk e, haberimiz yayınlandı Aslında bizim blogumuzun en altında yayınlar kısmı vardı alt alta bütün yayınlar tek tek sıralanacaktır kaç tane yayın var şu an ve onu da daha sonra ayarlayacağız yayın sayısını arttırabiliriz Tabii ki bizim blogumuz biraz daha farklı bir bloktu ayrı ayrı bölümler yapabiliyorduk şu an sadece tek yazı kullanabiliyoruz e, bu şekilde de ne yaptık e, sizlerle birlikte bir yeni yayın nasıl oluşturulur onu gördük şimdi tekrar düzenle kısmına giriyorum bakın burada etiketler var bu etiketler de önemli mesela ben orada bölümlerim varsa benim tabii ki şeyimde temamda o bölümleri etiketlerle sağlayacağım etiket vereceğim burada bu sayede etiketler sayesinde ben sistemi daha farklı haber bloklarını kullanabileceğim orada mesela diyelim ki magazin sayfası vardı diyelim orada işte videolar bölümü yapacağız ben buraya video ekledim. Oraya etikete video diyeceğim. Sadece videolar gözüksün orada diyeceğim. İşte mesela başka bir bölüm yapacağım orada. İşte resimler bölümü ya da galeri yapacağım. Etikete galeri diyeceğim ve oradaki galeri bölümünde sadece çıkacak. Bir de aynı zamanda yayınlar bölümü. Yayınlar bölümü mecbur çıkmak zorunda veya onu iptal ederseniz de eğer HTML bölümünden de o şekilde etiketler yazacağız veya internet sitenizde etiketler kısmından da Hangi etiketlerin var olduğunu görebilirsiniz. Yayınlanma tarihini değiştirebilirsiniz isterseniz. Diyelim ki bir haber yaptınız. Ben bu haberi işte atıyorum daha önce yapmam gerekiyordu. Daha önceyi almam gerekiyor mesela. O şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Mesela ben bu diyelim ki ne zaman bu videoyu internete attım. İşte o zamanki tarihi de istersem değiştirebilirim. Ne zaman mesela Şubat dün yapmıştım diyelim ki. Ben bunu dünü ayarladım. Saatini bile değiştirebiliyorum. Saatini de e, diyelim ki ne zaman yapmışım. İşte YouTube kanalıma bakıyorum. Ona göre saatim var. O saati de e, ayarlamaya çalışıyorum. Hemen şöyle elimle düzeltiyorum. Tamamlandı diyorum. Bakın bu aynı benim YouTube kanalındaki saatle birebir olmuş oluyor. Aynı anda yayınlanmış oluyor. Kalıcı bağlantı görmüş olduğunuz gibi. Kalıcı bir bağlantı vermiş olduk. E, Konum ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde seçeneklere bakalım. Buradan da okuyucu yorumlarına izin verebilirsiniz. E, oradan size mesaj atabilirler. E, satır sonları, BR etiketi kullan. Bunların hiçbir önemi yok. Onları kullanmanıza gerek yok. Sizler deneme yanılmıyor zaten bunu çözeceksiniz. Şimdi buradan güncelle diyorum. Tekrar beni attı kayıtlar bölümüne geliyorum. Bakın bu şekilde tekrar bloğumu görüntülemek için şu eski bloğumu tekrar... Blog'umu görüntüye tıklıyorum. Haberime geldim. E, şu an bende tabi ki düzenli bölümü çıkıyor. Neden? Şu an ben e, blog sistem açık olduğu için bu kısmı. E, o yüzden de burada bende gözüküyor. Normalde başka bir e, tarayıcıdan girerseniz gözükmeyecek. Devamını oku kısmına basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi haberin içeriğine girmiş oldum. Bu şekilde haberim yayınlanmış oldu. Giren kişiler de bu şekilde sayfama girecek. Gerekli bilgileri alacaklar. Bu şekilde de yararlı olacak. Diyelim ki resimlerimiz çok küçük. E, Blog okuyan kişiler zaten resmin üzerine tıkladığı zaman şu şekilde resmimiz orijinal boyuta gelecektir. Bu şekilde. Bütün resimlerim küçük resimlerim bu şekilde bakıldığı zaman büyüyecektir. Videoda isterseniz zaten girdikten sonra tem ekran yapma kısmı var. E, bu şekilde de YouTube videolarınızı hızlı bir şekilde ekliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bütün haberlerinizi hızlı bir şekilde blogunuzda yayınlayabiliyorsunuz. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.